Merhum kardeşlerim güzelle sizden gelen destelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aynı şekilde 3 tane deste buldum yorumlardan. Onları kullanacağım. Öncelikle sandıkları bir açalım. 5 minyon sürüsü. Bir tane mezar taşı. Bunu da açalım. 3 tane minyon sürüsü. 5 şövalye. 10 tesla. 2 tane mezar taşı çıktı. Şimdi ilk destenin sahibi bana yazan arkadaş. Murat Aga. Yer mi yev mi böyle bir, değişik bir şey ismi vardı. Her neyse yazalım. Yani Aga'dan sonrakini anlamadım niye yazmış. Ama destesini kullanıyorum. Ağırlıklı. Şimdi mesela karşıdaki rakiplerin güçsüz olması da bu kazanmamı etkileyebilir. O yüzden mesela şimdi buna bir şey atmayacağım ben. Laftasıyı buradan atıp gireceğim. Birazcık vursunlar yani. Güçsüzler, seviyeleri düşük olduğu için. Bakalım. Zaten kazanıp kaybetmem önemli değil. Önemli olan destelerinizi denemem diye düşünüyorum. Balon arkadan koyalım. Karşı rakip oynamayı biliyor. Yani bilmiyor diyemeyiz. O combo ile girelim bakalım neler yapacağız. Hop, o kadar da demedik yani. Sana sürüye atma hakkını vermiyorum ama girsinler yani. Balon bir tane vurdum zaten orayı da alır. Orta kuleye de daldı balon. Toplayıcı koymayacağım. Maç çabuk biterse bir savaş daha atarım bu desteğiyle. Belki daha güçlü bir rakip çıkar diye. Oğlum adam zorla kaşanıyor işte. Alabilirim seni. 3 kule de alabilirim. Maçı uzatmaktan başka bir işe yaramıyor bir yaptı. Aynı şekilde böyle dalacağım. O alsın orayı ya. Umurumda bile değil. Troll de diyebiliriz aslında bu savaşları çünkü seviyeleri çok düşük olduğu için kazanmaları da biraz zor oluyor. O yüzden böyle troll bölümlerine de yakın bir bölümler oluyor bunlar. Şimdi bir şey atmayacağım bu sefer. Aldık mı aldık. 3 kule aldık. Teşekkürler diyelim. Belki taç sandığını tamamlarız şimdi. Bir altın sandık daha geldi. Bereket versin diyelim. Şimdi taç sandığını açarız belki bu oyunda. Şimdi ikinci desteği geçelim. İkinci destenin sahibi Clash Royale Berk. Clash Royale Berk. İsmi koymuşum zaten görmüşsünüzdür. 7 seviye. Biraz daha böyle zorlayıcı biri geldi. Aynı şekilde laftız destesi ama balon yerine yavrucular. Ha bazı küçük değişiklikler var destede. Şimdi balonun laf tazıyı buradan atıverip gidelim. Şimdi çarpmam tek atar o yan önden güzel. Vibe ediyor şimdi çarpmayı böyle. Çaktığım bir boom gitti. Biraz daha bekleseydim daha iyi olur gibi geliyor ama neyse. Alsın orayı umurumda değil. Al şöyle şunu atacağım. Alabilirsin orayı yani çok da önemli değil. Ama yine de alamadı yani. Fark etmiyor şu anda. Şimdi oradan biz giriyoruz. Çatır çutur vuruyoruz. Güzel. Daha laftazı patlayacak. Daha şey olacak. Oh mis mis. Şu şeyleri de atayım. Bunu da buradan atayım. Ya bu ejderha dağıttı oradan. Vibe ediyor. Adam dağıldı. Şimdi o kuleyi de mini pack alır oradan. O kuleyi de aldık zaten. O kuleyi de mini pack alır mı? Alamadı ama neyse. Şöyle çarpalım. Çarp. Çok eğlenceli oluyor yani böyle güçleri yetmiyor ya bana. Ben de hayvan gibi saldırıyorum. Acımıyorum. Çok güzel eğlenceli oluyor. Şimdi o kuleyi vermeye de bilirim sana ama al hadi günahsız. Sonuçta sinirini bozmak istemiyorum. Çünkü ben buraya gelmem biraz saçma. Geçen bir maç yaptım. Karşıma 10 seviye rakip çıktı. Ciddi 10 seviye rakip çıktı yani. 4. arenada 9 ve 10 karşılaştık. Resmini koyarım isterseniz görebilirsiniz şu anda koymuşumdur herhalde. Acayip bir şeydi ya. Şöyle bunu da atalım. Yani bilmiyorum değişik bir şey oldu. Bıraktı oyunu galiba. Oğlum bırak işte ne uzattın. Seninle mi uğraşacağız şimdi? No. 3 kule. Şöyle bir gülelim. Bravo diyor. Yani daha geçmek için bravo diyor aslında yani 7 seviyeyim yendi neye seviniyorsun ha bravo diyor ama biz zaten burada troll peşindeyiz.
Şimdi üçüncü desteği geçiyoruz. Üçüncü desteğin sahibi Kemal Alpay. Aynı şekilde görmüşsünüz şeyini. Bu askerlerin seviyesi biraz daha düşük. Yani buradaki asker seviyem biraz daha yüksek. Yani 9-9 falan sıradan var. Buradakiler bir tık daha düşük. Yani sıradanlar 6 falan. Belki bu desteğiyle biraz daha çok zorlanabiliriz. Şimdi şöyle. Tamam. Savaşa girelim. 6 seviye biri geldi karşımıza. Prensim 3 yapabilirim ama söylediğim gibi para biriktiriyorum. Şimdi direkt şöyle dalabilirim aslında. Bakalım neler yapacak. Ne koyacak? Barbar mı koyacak? Ne koyacak? Bir şey koymadı ki bu. Oğlum kule gitti. Şimdi mi koyuyorsun? Bunun iksiri de bitti şimdi. Aynayla 2 tane fırın koyulur mu oraya? Oo, güzel taktik aslında. Güzel kurtardı. Güzel güzel güzel. Oynamayı biliyor bu adam. Oha, kaç tane küçük birim var. Şeyinde destin. Ateş ruhları tek atıyor okum. Faydası olmadı ki. Şunu şöyle koyayım da sinirini bozayım. Alev topu yok. Bir büyü yok mu lan bu destede? Dikkatli bakmadım da. Yaparken. Şöyle dalalım bir. Bombacı. Oha lan. 3. Oha. Adam yağdırdı. Bir alev topum olacaktı var ya şimdi. Biz o kuleyi aldık zaten. Biz oradan 3 kuleye mi dalsak? Oha, kaç fırın yaptın abi sen? Biz oradan 3 kuleye gidiyoruz. Sen daha ne peşindesin bak. 5 fırın koyuyor. İyi oyundu diyelim. Arkadaş da 3 kule yapmayı başardık diye düşünüyorum. Abi bir şey olsaydı almıştık şimdi. Büyü niye yok listede? Büyü olmaması bir değişik yani. İmpakaya atalım. Adam aynayla sadece fırın koyuyor. Ona tek attık. Güzel. Ateş ruhunu da atayım. Bombacı. Ve bitirdik. 3 kulek geldi. Güzel. Seviyeleri düşük olduğu için yetiştirmiyorlar. O yüzden bir iki maç daha atmak istiyorum. Tamam. 3 taç sandığını açalım. O ücretsiz sandık da geldi. Bakalım. Evet. Yeni biri gelmiş. 6 tane ok. Bir tane mini pakka. Güzel. Buz büyücüsü çıkabilir sadece bana bu arenada. Laptazım var zaten. 4 tane taş, 11 ok, 29 tane okçu, 5 tane felaket kulesi ve 1 tane de öfke geldi. Efsane bir geleydi, iyiydi ama neyse. Şimdi bir tane de böyle troll deste yapayım. Bunu da atalım hadi. Şimdi prens, kara prens. Kurumalar. Lan değişmiyor. Şey atacağım. Atıcı. Üst arenalarda çıkan kartları koyacağım sadece. Böyle değişik bir savaş da olsun. Video çok kısa olmasın. O açıdan yani. Mesela golem de üst arenalarda çıkıyor. 3 slasher de üst arenalarda çıkıyor. İkisi de yüksek şeyler olsa olur. Çünkü zaten bir kuleyi verebiliyorum ben. Normal. Üst arenalarda çıkan başka ne var? Burada kartlara bakayım. Kara prens, kuruma, 3 slasher, bunların hepsini koydum. Atıcıyı falan da koydum. O zaman bir tane şey koyalım. İksir toplayıcı. Bir tane de çarpma koyayım. Böyle bir hayvanımsı 5.3. Yani üst arenalarda çıkan kartlarla da bir savaşa gireyim. Kaybedersek de umurumda değil yani. Ne de olsa biz troll peşindeyiz. Şimdi ilk olarak iksir toplayıcı koyacağım. Ağlıyor. Gülelim yani. Kötü gülüşü. Klanı da yok aslında. Ateş topu attı. Kötü oldu. Neden? Cevap burada. Şimdi kraliyet devini atayım öncelikle önden. Arkasına atıcı koyayım ki bakayım da ne yapabilir. Oyunu bıraktın mı kardeşim? O zaman ben de 3 slasher koyacağım arkasına. Git bakayım ne yapacaksın şimdi. Çocuğun bitti bu kadar. Barbar atıyor ya. Barbar çare değil ki. Aa, atıcı da koydum. Bam. 5 seviye olmalısı biraz düşük aslında. 6 yapabiliyorum ama. Adamın dağıttık böyle. Adam yerlerde sürünüyor diyor. Keşke o toplayıcı alev top atmaz olaydım.
3 kulem alıyoruz. 3 kule aldık herhalde. Evet, bunu da 3 kule alarak başardık. Maçı bıraktı zaten. Çünkü yapabileceği bir şey yok. Onu biliyor. Böyle troll eğlenceli videolarla bu videonun da sonuna geldik kardeşim. Arena yükselmek kolay aslında. Gördüğünüz gibi. Yükselmek çok kolay. Rakipler güçsüz oluyor genelde. Evet kardeşim, bu videodan da bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Sizlerin de tavsiye desteleriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Aynı bu şekilde. Sizlerkini de yaparım. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.